Tonguç Akademi 9. sınıf kanalına hoş geldiniz. Ben Elif Dil Ünlü. Bugün sizlere bir 9. sınıf öğrencisi olarak yazılara nasıl hazırlandığımı göstereceğim. Biliyorsunuz matematik ve edebiyatta ortak yazılar yapılıyor. Ben de özellikle onlara yönelik çalışma yaptım bugün. Bu benim daha çok yazılı öncesi çalışmam gibi oluyor. Çünkü genelde düzenli olarak çalıştığım için son zamanlarda daha çok eksik olduğum konuları belirleyip onlar üzerine yoğunlaşıyorum. Şimdi birazdan da neler çalışacağımı belirlemek için çıkacak konulara bakacağım ve onlardan eksik olduğum konuları not alacağım. O zaman direkt günümü planlamaya geçelim bence. Eksik konularımı bu şekilde yazdıktan sonra günümü planlamak için kaynaklarımı elime alıyorum ve kaynaklarımdan sayfa aralıklarını belirleyip onu çözmeye hemen başlıyorum. Bunu da hallettiğimize göre şimdi edebiyat konu tekrarına gideceğiz. O zaman vakit kaybetmeden direkt geçelim. Konuyu tekrar ettikten sonra direkt soru çözümüne geçiyorum ve arada takıldığım noktalarda tekrar yazılı notlarına dönerek unuttuğum bilgiyi tekrar ediyorum. Ve sonunda edebiyat soru çözümü bitti. Biraz matematiğe geçmeden önce kısa bir ara vermek istiyorum. Arada kitap okuyabiliyorum, resim çizebiliyorum. Arada kendime kahve koyuyorum, böyle biraz rahatlıyorum falan. Ya da dışarı çıktığım da oluyor. Bugün de kahve içiyorum. Aradan sonra o zaman görüşürüz. Ara bitti. Şimdi matematiğe hazırız. Matematikte her gün düzenli soru çözüyorum. Çünkü zaten yazılıda da test halinde sorular çıkacak. Ve matematiği böyle son günlere bırakmak çok zor olduğu için bu bana iyi geliyor yani. Önce yazılı notlarından böyle kalıp sorulara bir bakacağım. Bir göz gezdireceğim. Oradaki soruları biraz çözmeye çalışacağım. Ondan sonra soru bankasına geçeceğim ve gerçekten kendim soru çözmeye başlayacağım. O zaman bence direkt gidelim. Soru çözümü de bitti. Sonunda bu yorucu günü tamamladık. Bence gayet güzel bir yazılı çalışması oldu. Benim en çok verim aldığım şekil böyle oluyor. Öncelikle konu anlatımını yapıyorum, yani konu tekrarımı sağlıyorum. Ondan sonra onunla ilgili pratik yapıyorum, soru çözüyorum. Gördüğünüz gibi edebiyatta açık uçlu sorular da vardı, onları da çözdüm. Böylece hem tekrar hem pratik tamamen tamamlamış oluyorum. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Yazılar için stresli misiniz? Ben şahsen biraz stresliyim ama biraz da heyecanlıyım. Geçen yazılarda da böyle bir video hazırlamıştım ve orada çok stresli olsam da güzel sonuçlar almıştım. Bu sefer de umarım öyle olur. Heyecanla bekliyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.